İbn Hibban'ın El-Musnedu Sahih Hale't-Takasim ve'l-Enva adlı müsnedinden hadisler okuyoruz. Nehiler kısmındayız. Müsned 5 kısım. Emirler, nehiler, haberler, mübahlar ve peygamberin fiilleri, fiiller diye 5 kısım. Bu 5 kısımdan emirleri okuduk. Nehilerdeyiz. İbn Hibban'ın kitabı kısımlara ayrıldığı gibi kısımlar da kendi içinde nevilere, çeşitlere ayrılıyor. Emirlerin içerisinde 110 çeşit vardı. Nehilerde de 110 çeşit var. Ve biz şu anda 3. çeşitteyiz nehilerin, yasakların 3. çeşidindeyiz. Çeşit başlığımız şöyleydi. اَزَّجْرُ عَنْ اَشْيَا اَزُّجْرَ عَنْهَا الْمُخَاطَبُونَ ف۪ي كُلِّ الْاَحْوَالِ وَجَمِعِ الْاَوْقَاتِ hatta la yasa'a ahadan minhum irtikabuha bihalin. Bazı hususlarda muhatapların yasaklanması. Ancak bu yasak bütün her zaman ve zeminde geçerli. O kadar ki kimse bunları herhangi bir ruhsat ile delme yetkisine sahip değil. Genel geçer yasaklar. Böyle diyebiliriz. Şimdi bunlardan yine bir tanesini daha okuyacağız. Bu bölümdeki yani bu çeşitteki hadislere devam edeceğiz. 1970 nolu hadisteyiz. Zikru zecri yani tebettuli iz tebettulu hâzihil ümmeti el cihâdu fî sebilillah. Tebettülden sakındırılmış veya tebettülün yasaklandığına dair hadis diyebiliriz. Tebettül nedir? Tebettül kelime manası itibariyle kesilme demek. Kesilip sıyrılma, kesilip ayrılma manası var. Genel buradaki kastedilen manası bir insanın erlikten kesilmesi, erkeklikten kesilmesi, kendisini bu manada erkekliğinden kesilecek şekilde müdahale etmesi, müdahale etmese de bundan feragat edip ayrışıp kadınları kendisine men etmesi nin yasaklandığına dair. Zikru zecri ani tebettül. Tebettül yasak. İz tebettülü hâzihil ümmeti el cihâdu fî sebîlillah. Bu ümmette tebettüle benzeyen bir şey varsa o da Allah yolunda cihad edenlerin yaptığı iştir. Cihada çıkanlar ben artık cihada gidiyorum, ben serhatlara gidiyorum, ben akına gidiyorum diye cihada gidenler onların durumu bir bakıma tebettül dense dense ona denir. Bu ümmetin tebettülü Allah yolunda cihattır. Yoksa bu ümmetin dini anlayışı içerisinde hayattan kopmak, hayatın nimetlerinden kendisini mahrum bırakarak terakki etmek gibi bir anlayış yok. Dinin içerisinde böyle bir tanımlı ibadet de söz konusu değil. Bunlar içerisinde bir hayatın içerisinden ayrılıp bir yerlere gidiyorsa tebettüle benzer bir biçimde o cihada gitmiş demektir. Bu ümmetteki tebettüle benzer şey cihattır diyor İbn-i İbban hadisin başlığında. 1970 nolu hadis. Ekberena Muhammed ibnül Hasan ibni Kuteybete. Bize Muhammed bin el Hasan bin Kuteybe haber verdi. Kale dedi ki haddetene Harmelet ibni Yahya. Bize Harmele bin Yahya anlattı. Kale dedi ki haddetene ibni Vahbin. Bize İbni Vehb anlattı. Kale dedi ki ekberena Yunus'u. Bize Yunus haber verdi. An İbn Şihab'in, o da İbn Şihab'tan. An Sa'id İbn Musayyib'i, o da Sa'id bin el Musayyib'ten. Enne Sa'd ibn Ebi Vakkas'in ahbarahu. Sa'd bin Ebi Vakkas kendisine haber vermiş. Kale demiş ki Arada Osman ibn Maz'un en yetebettele. Osman bin Maz'un tebettül etmek istedi. Yani artık hanımından tamamen ilişkisini kesip kendisini ibadete vermek istedi. Uykulardan mümkün olduğunca uzaklaşıp, uykuyu da terk edip, kendi gecesiyle, gündüzüyle kendisini hayata vermek istedi. Osman bin Mez'un. Osman bin Mez'un'a dair bu rivayetler pek çoktur ve meşhurdur. Adamda böyle bir yatkınlık var. Radıyallahu anh. فَنَهَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهُ Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bundan men etti. Nehyetti, yasakladı. Kale Sa'idun, Sa'id diyor ki kim bu? Sa'id bin el-Musayyab yani Ebu Hureyre'nin damadı.
Demiş ki فَلَوْ اَجَزَهُ لَهُ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Osman'a bunu müsaade etmiş olsaydı لَخْتَسَيْنَا biz de kendimizi adımlaştırırdık demiş. Yani puta demek istiyor ki böyle bir şeye kapı aralansaydı biz de bunu yapardık. Demek ki hala o damar var, hala bunu isteyen bir, bekleyen bir şey var. Bereket Hazreti Osman'a, Osman bin Mez'un'a, Hazreti Peygamber bunu yasaklamış da baştan bunun önü alınmış. Yoksa birazcık göz yumsaydı şimdi ortalıkta Müslümanların pek çoğu kendisini herhalde bu sürece sokmuştu. Mesela bir tarikat oluşurdu herhalde. Tarikatların esası bu olurdu. Bu böyle aslı bu olurdu. Buradan başlar bir iş. Önce adımlaşacaksın. Sonra oraya adım atacaksın. Kur'an'daki ziyar yapmak gibi bir şey değil mi? Ondan beter bir şey. Bir daha artık ümit kalmayacak şekilde. Ziyar dediğin kendi bir eşine karşı yapıyor yani. Bir kişiye karşı onu. Ama diğerleri hala helal helal gidip başka biriyle evlilik yapabilir. Burada ben bu tür bir nimetin tadına bir daha bakmayacağım. Tamam Allah bana helal kılmış ama ben Cenab-ı Hakk'ın bana helal kıldığı şeyden bile fedakarlık ediyorum gibi bir anlayış ki bu tamamen saçma bir şeydir. Allah helal kıldığı, kuluna ikram ettiği şeyi kulunun tüketip şükretmesinden memnun olur. Tüketmeyip uzaklaşması Cenab-ı Hakk'a dair bir ibadeti değil, bir olsa olsa saygısızlığı olur, olsa olsa bir istikbarı olur. Bazıları bunu ibadet sanmış. İşte bu bütün çarpıklık burada. Evine gittiğiniz, konuk olduğunuz kişinin önünüze koyduğu bir şeyi yememeyi ona bir ihsan sayan bir anlayış. Yani yemeyeyim, tamam o gönlünden koptu bana koydu ama ben yemeyeyim onunki eksilmesin gibi kraldan fazla kralcı olmak belki insanlarda olabilir. Çünkü karşı tarafın da elindeki sunduğu sınırlıdır. Ama Cenab-ı Hak'la ilgili böyle düşünmek tamamen temelsizdir. Çünkü Allah'a onun verdiği bir nimeti tüketmeyerek Allah'a iyilik yapmış olmayız. Çünkü Cenab-ı Hak bundan müstağnidir. O onun mülkü eksilmez vermek ile. O aksine Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini yiyip içip şükretmek tam da Cenab-ı Hakk'ın istediği bir kul tipidir. Allah böyle kullardan memnun olur. Tek bize neyi yasakladı? وَلَا تُسْرِفُوا Yiyin, için, kulu, veşrabu. Hatta emretti. وَلَا تُسْرِفُوا İsrafı yasakladı. Çünkü orada da saygısızlık var. Orada da Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine karşı saygısızlık var. Bence diğerinde de var. Yememede de var, içmemede de var. O tür riyazatlar bence kulu Cenab-ı Hak nezdinde terakki ettiren, yükselten değil, tam tersi Cenab-ı Hakk'ın gözünde düşüren bir etkiye haiz. Çünkü saygısızlık var onun temelinde. Allah'ın verdiği nimeti kullar tüketmeli, kendisine bunları haram saymamalı. Hatırlayınız ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir sebeple balı kendisine tahrim edince Cenab-ı Hak Tahrim suresini inzal etti. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi niçin kendine yasaklıyorsun diye hitap etti Hazreti Peygamber'i, azarladı Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla tebettül de böyle bir şey. Allah'ın verdiği bazı nimetlerden yine Allah için vazgeçme, o istemediği halde, o bunu beklememişken, emretmemişken yapmak, yani bir bakıma yeni bir ibadet ihdas etmek. Bu hocam şey mi, İslam'a giren topluluktan daha önce inandığı şeylerden gelen bir şeyler mi? Yani veya başka topluluklardan öğreniyorlar. Müslümanlar çoğunlukla Hint alt kıtasındaki Müslümanlarda görülüyor. Onlar Hintlilerden öğrenmişler. Aç kalmayı, bilmem neyi, böyle güneşten kaçmayı, işte yani nimetlerden uzaklaşmayı, sadece suyla bilmem ne kadar zaman beklemeyi, bu tür böyle ibadetler ihdas etmişler ve bunun insan ruhaniyeti üzerinde yücelmeye, insanı yücelttiğine dair bir anlayış var. Arap kıtasında böyle bir anlayış var. Bilmiyorum. Yukarıdan. Araplarda böyle bir şey olmaz. Onlar iyi biçip keyfe bakmayı... Bayağı bir şekilde girmiş şu anda. Ama bazı sahabelerde var hocam. Yani sahabeyi demiyorum. Cahiliye döneminde bilmiyorum. Cahiliyede böyle bir terakki anlayışı. Yani yıkanmamayı bile, sudan bile istifade etmemeyi, kirli kalmayı terakki aracı sayıyor.
Halbuki İslam bunu tam murdarlığın ta kendisi addeder. Yani insanın temizlenmesi, o temizliğin, nezahatin, paklığın hoşluğuna ermesi, Rabbin katına böyle çıkması. Hatta Rabbin katına çıkarken ya beni Adem'e huzû zînetekum inde kulli mescidin, süslenmesi, püslenmesi huzura çıkarken. İslam tam tersi bir kulvarda terakkiyi öngörüyor. Temizlikte, güzellikte, estetikte, yoksa diplerde, köşelerde, kuytularda, karanlıklarda, yemeyerek, içmeyerek, yılanlarla, çıyanlarla, ne bileyim, böyle bir terakki, yani böyle bir yücelmeyi Kur'an'ın ne Kur'an'da ne de sünnette bulmak mümkün değil. Kadınlardan uzak durup durarak, uyumayarak, uykusuzlukla, böyle bir şey yok. Bunu şimdi tasavvufta açlıkla nefsi terbiyeyi bayağı bir noktaya getiriyorlar. Neredeyse bu en önemli bir olay. Yani buna İslam'da bir tek benzeyen oruç ibadeti var. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu, yani Kur'an-ı Kerim teşrih ediyor, Cenab-ı Hak emrediyor. İlgili ayda bunu farz olarak yapıyoruz. Sonrasında da yine sünnet gönüllü olarak aynı sınırlarda yapabiliriz. Aşmayarak. Mesela visal orucu yapamayız sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da yapmak evet, istiyorlarmış. Yapmak evet. Bugünü yarına ekleyin. Bir gün daha ekleyin. Yaparsan ne olur? Haram olur. Günah olur. Cenab-ı Hakk'ın istemediği bir ibadeti yapmış olur. Bize en kolay. Hazreti Peygamber ne diyor? Buradan güneşi görünceye kadar yiyeceksin. Oradan batıncaya kadar tutacaksın. Bu kadar. Rahatlık içerisinde Rabbin istediği oruç bundan ibarettir. Lehtasayna, eğer müsaade edilseydi biz de diyor kestirirdik veya biz de hadımlaştırırdık kendimizi demiş Said bin el-Musayyib. Kudumuz hadis nerede var? Müslim'de varmış. 1402 nolu hadis. Zikrul illeti leti min ecliha nuhiye anittebettüli. Neden tebettül yasaklandı? Bunu gösteren hadis. 1971 nolu hadis. Akhbarana Muhammed ibn İshak el-Sakafi. Bize Muhammed bin İshak el-Sakafi haber verdi. Kale dedi ki, haddesena Kuteybe ibn Sa'id. Bize Kuteybe bin Sa'id anlattı. Kale dedi ki, haddesena Halef ibn Halife. Bize Halef bin Halife anlattı. An Hafs'in, o da Hafs'tan, İbni Ahi Enes ibn Malik'in. Enes bin Malik'in kardeşi oğluymuş bu Hafs. An Enes ibn Malik'in, o da Enes bin Malik'ten. Kale demiş ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'muru bil bâ'ati. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani evlenmeyi, nikahı, cinselliği emrediyordu. Böyle kadınlardan uzaklaşmak, ayrı durmak, ayrı kalmak, cinsiyetten uzak, cinsi münasebetten uzak kalmayı yasaklıyordu. Ve yenhâ anittebettülî. Tebettülü nehyediyordu. Nehyen şediden. Şiddetli bir şekilde bunu sakındırırdı. Ve yenhe anit tebettül. Tabi biri bir yerde tebettüle benzer bir hayata başlamış ise biz kalkıp kendisine ya illa evlen, illa evlen. Çünkü adam başka bir durumu olabilir. Evlenmekten onu men eden başka bir şey olabilir. O hüküm bildikten sonra sorun yok. Bir kere tavsiye edersiniz. O kadar. Yani bunu bir bayrak yapıp evlenmemiş olanların üzerine gitmek de mantıklı bir şey değil. Çünkü Cenab-ı Hak ayette ne diyor? فَنْكِحُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَى. Kadınlardan size hoş gelenlerden 2, 3, 4 neyse evlenin. Ama daha sonra ne diyor? فَنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ. Eğer adil olamayacağınızdan endişe ederseniz فَوَحِدَةً, ya bir tane اَوْ, yahut onu da alma. Çünkü ona da adil olamayacaksa adam onu da almayı verir. اَوْ diye bir taneyi dahi almayabilir. Ne hangi koşul ile? Adil olamayacağını. Ben alırsam bu kadını, bu kadının haklarını yerine getiremem. Ben uyumsuz bir adamım mesela. Ona gece gündüz zulmederim. Adil davranamam. Yani adalet sadece 2, 3, 4 eş için değil, tek eş için de geçerli olan bir ilke. Dolayısıyla baktı ki çok uyumsuz. Yani ben alırsam zulmederim, şey yapamam. Yahut başka bir arızası var, hiç evlenmeyebilir. Dolayısıyla hiç evlenmeyecek bir insana yol var yani belli durumlarda. O yüzden bazıları bunu bayrak yapıp nerede hiç evlenmemiş bir adam görürse onu hemen Hazreti Peygamber'in sünnetinden uzaklaşmış, sünnetine karşı duran biri gibi anlıyor. Tam tersi, ne diyor Elmalı Hoca tefsirinde? Eğer kim bir kimse
adil olamayacağından emin olursa, yani o zaman tek eş dahi olsa evlenmesi doğru olmaz, caiz olmaz. Ne yapacak? Ev diyor Cenab-ı Hak. Mâ meleket eymânukum. Sağ elinin malik oldukları cariyeler ile iktifa edecek. Zikru zecr yani el-veşmi ve yenha ani't-tebettuli nehyen şedîden. Tebettülden ise çok şiddetli bir şekilde sakındırıyor idi. Ve yekûlu ve diyordu ki tezevvecû evlenin. El-vedûde sevgi dolu olanla evlenin. El-velûde doğurgan olanla evlenin. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlenecek olanlara önce evlenmeyi özendiriyor. Sonra evleneceklere sevgi dolu olan kadınlarla evlenmelerini, hayat dolu kadınlarla evlenmelerini, doğurgan kadınlarla evlenmelerini emrediyormuş veya buna özendiriyormuş. Feinni mukâthirun el-enbiyâ'a yevmel kıyameti. Zira ben kalabalıklığınızla kıyamet günü övüneceğim. Sair peygamberlere nazaran diğer ümmetlerin hacmine, kalabalıklığına nazaran sizin daha çok oluşunuzla övüneceğim diyor sallallahu aleyhi ve sellem hadiste. Bu hadis bu haliyle ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Hadisle ilgili Elbani'nin notu ise sahih. Hocam doğurgan dediğinde şimdi yaşanmış bir olay anlatıyor. Yaşayacak bir adam doğurgan mı meydanacak o? Ya o denenmişi konuşuyoruz. Yani en basit ailesine bak, onu mu anlayacak? Ama ayette önce dullar diyor geçiyor bu. Önce dullar diyor, dullarla evde, ondan sonra bahçelere. Dul olması doğurgan olmadığını göstermez. Dulla doğurganlığı karıştırmayın yani. Yani bu doğurganlık diyor ya şimdi. Diyelim ki bir kadın var, evlenmiş ve doğurgan olmadığı anlaşılmış. Ha, dul durumda. Diyorsunuz. Başka da bir kadın var, doğurgan. Doğurgan olanı tercih et diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Veya sadece illa evlilik geçirmiş olması gerekmez, doğurgan olmadığının belli olması için. Yani kendisi de bunu ne bileyim tabiplerden öğrenmiş olabilir. Kendisindeki herhangi bir alamet, evet, belirti dolayısıyla veya başka herhangi bir durumdan da anlaşılabilir. Yani doğurgan olmadığını bir kadın veya bir kız da bilebilir. Eğer erkeğin, yani sanıyorum evleneceği erkeğin bunu bilmekte hakkı var. Çünkü evlilikte insanların temel beklentisi çoluk çocuğa karışmak, evlat sahibi olmak. Sallallahu aleyhi ve sellem de doğurgan olanları tercih etmeyi önermiş. Bir sonraki hadisi okuyorum. Zikru zecri anil veşmi. Bu deri üzerine yapılan şekiller, veşm. Gerek dağlayarak yapılabilir yahut işte değişik yöntemleri var. Ne deniyordu o diğerine? Dövme ile yapılabilir. Anil veşmi. Veşmin sakındırılması, yasaklanması. İz el fa'ilu vel mef'ulu bihi, bunu yapan da kendisine bunu yaptıran da mel'unani, ikisi de lanetlenmiştir. İbn-i İbban bu ikisini yapanın da melun olduğunu söylüyor zikir başlığında, ama bu okuyacağımız hadiste bir lanet görmüyorum. Yani sallallahu aleyhi ve sellem'in laneti yok bunda. Belki başka bir hadiste vardır. 1972. Akhbarana Muhammed ibn Abdurrahman es-Sami, bize Muhammed bin Abdurrahman es-Sami haber verdi. Kale dedi ki haddethana Ahmed ibn Hanbel'in, bize Ahmet bin Hanbel anlattı. Ahmet bin Hanbel'i isnatta görüyoruz ve Ahmet bin Hanbel ile İbn İbban arasında tek bir hoca var. Yani İbn İbban hocasından, o da Ahmet bin Hanbel'den. Kale dedi ki haddethana Abdurrazzak, bize Abdurrazzak anlattı. Kale dedi ki akhbarana Ma'marun, bize Ma'mer haber verdi. An Hammam ibn Munabbihin, o da Hammam bin Munabbih'ten. Kale dedi ki haza ma haddethana Ebu Hureyre, budur bize Ebu Hureyre'nin anlattığı. Fe zekara ahadise, ve bazı hadisler zikretti. Yani Hammam bin Munabbih Ebu Hureyre'den duyduğu hadisleri böyle sıra sıra aktarıyormuş. Artık dönem hadis meclislerine benzer bir dönem. İnsanlar bildikleri hadisleri sırayla artık aktarıyorlar. Halbuki onlardan bir önceki evrede konusu gelirse, mevzu olursa insanlar hadis aktarıyorlar. Daha doğal bir dönem var sahabe döneminde. Öyle oturayım aklıma ne kadar hadis geldi anlatayım gibi bir dönem yok sahabe döneminde. Veya varsa da daha bir ziyade böyle bu işe kendini adamış olanlar yapıyor.
genel itibariyle insanlar artık aldıklarını aktarıyorlar. Ama sonraki dönemlerde artık hadisin peşine düşünmeye başlamış. Ve insanlar birbirlerini sağınmaya başlamışlar. Ne kadar hadis duydun, ne biliyorsun. Dolayısıyla hadis meclisleri tertip edilmeye başlamış. Hemen bir Münebbi Ebu Hureyre'den duyduklarını sıra sıra aktarıyormuş. Baştan Ebu Hureyre dedi ki deyip sonra Hazreti Peygamber şunu dedi, şunu da dedi, şunu da dedi, şunu da dedi diye Vakale Resulullah. Bakın burada da böyle başlıyor. Vakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi bir de şunu dedi diye peş peşe hadisleri aktarıyormuş. Ne demiş? El-aynu hakkun. Ayn yani göz haktır. Yani gerçektir, böyle bir şey vardır. Demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Sanıyorum bizim nazar dediğimiz şey kastediliyor burada. Yani bakış ile insanlar gerek eşyaya yahut gerek herhangi bir başka yaratığa, bir insana da olabilir, tesir edebilir. Tabi buradaki tesirden biz olumsuz tesir anlıyoruz. El-aynu hakkun. Olumsuz tesiri de bulunabilir. Bunun benim bildiğim kadarıyla bizim İslam'da öğrendiğimiz el-ayn, istem dışı olan bir ayindir. Yani kontrollü birileri böyle bakışlarıyla olumsuz bir tesiri eşyaya ya da başka bir kimseye kullanabildiğine dair bir örnek bilmiyorum ben. Buradaki İşte bunu istem içine almaya çalışıyorlar ama becerebiliyorlar mı? Yani istemli, isteyerek bir şeye olumsuz bir tesir de bulunma çabası. Benim bildiğim bu çoğunlukla istem dışı, yani farkında olmadan bir şeye insanların yaptıkları bir tesir, olumsuz bir tesir. Ama belki bu istem dışı, istem için yani istemli, isteyerek de yapabiliyorlar mı bunu bilmiyorum. Ayette dediğiniz gibi وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ seni bakışlarıyla, gözleriyle işte sıkıntıya sokmaya, hasta etmeye çabalıyorlar, çabaladılar. Böyle bir çaba olmuş sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde. Buna Kur'an-ı Kerim'de işaret ediliyor. اَلْعَيْنُ حَقٌ İşte bu bahsettiğimiz bakış ile gelen, ister istemli olsun, istem dışı olsun, olumsuz tesirin gerçekliğine işaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَنَهَا عَنِ الْوَشْمِ Dolayısıyla böyle bir gerçeklik var ise şu halde sevdiğimiz, beğendiğimiz şeyleri belli oranda sakınmalıyız. Yani ulu orta, insanların şeyine, insanların çok alaka duyacakları, yani sıradan herkeste olmayan özel şeyleri biraz sakınmak icap eder. Çünkü insanlar farkında oldukları yahut olmadıkları bir halde bunu olumsuz tesirde bulunabilirler. Ha, bu tesiri Cenab-ı Hakk'ın meşiyetini dileyerek ortadan kaldırmayı umuyoruz ama ne kadar bu onu tamamen telafi ediyor bilmiyoruz. Yani maşallah, Allah ne kadar güzel dilemiş derse bir insan, gözüyle olan olumsuz tesir azalır diye biliyoruz. Artık bu hadise mi dayanıyor? Şu anda hatırlamıyorum. İnsanlar gıpta ediyor hocam, özeniyor ama kötüler haset ediyor. İster gıptadan gelsin, ister hasetten gelsin, nazar yani olabilir, her ikisinden de, her iki gruptan da gelebilir. Bilinçli ya bilinçsiz. Hocam şimdi o peki gözdeki şeyi etkilesin diye mi bu mazarlık yani bu ne şimdi o? O ölmeyecek, taş mı ölmeyecek? He adamın dikkatini bu çeksin de ne bileyim, öyle oraya bakmasın koca diye. Koca taş koyuyor, ben ne koyuyorum? Yani bilmiyorum. Eğer yani adamın dikkatini daha özel bir şeye dikkatini çekeyim de oraya onu görmesin gibi anlıyorsa bu problemli bir şey değil. Ama yok bu taşta bir şey var. Yani bu büyük şeyiyle kutsal bir etki var, tesir var ve bu kötü ruhların etkisini rak ediyor, uzak ediyor gibi Cenab-ı Hakk'ın kontrolü dışında bir alan, Cenab-ı Hakk dışında kontrol merkezleri, güç, otorite merkezleri tasavvuf, bu şirkin ta kendisi olur. Ama yok saçma sapan bir şey koyayım buraya, dikkatini bu çeksin denirse orada bir şey yani koyduğun şeyde bir manevi bir... Gizli yere koyuyorlar. Dolayısıyla... Demek gizli yere koydukları zaman anlaşılıyor ki bu öyle değil. Utanıyor adam ama cebinin içine o şeyi taşı koyuyor. Yani bak o oldu tam manasıyla oldu şirk yok. Genel anlayış önemli değil mi burada? Yani bir nazar asırlardan beri gelen bir anlayış var. Ama ben efendim şunun için buraya bakılsın diye koyuyorum. Bu bir sıkıntı, bu bir mazeret olabilir mi? Ya ben bunu minarede bile yok. Tabii yani bu... Caminin minaresine bile atmalı.
nazar boncuğu asmışlar. Ben müdahale ettik, indirdik yani. Cami idaresinde bile gördüm ben. Evet. Yani genel anlayış önemli burada kişinin. Ve bunun nereye gittiği de önemli. Seddü zerâ'ya diye bir şey var ya. Yani bir şey bir şeye yol açıyorsa, açtığı görülmüş ise artık, yani yanlış bir şeye yol açmış ise onun artık tümüyle kesilmesi lazım. Efendim benimkinde yol açmıyor. Olmaz, sana müsaade edilirse sana özenerek, sana bakarak yapanların böyle bu manada yapmayacaklarından emin olamayız. Dolayısıyla tümüyle imtina etmek, uzak durmak en doğrusu. En makul olanı. Çünkü görülmüş ki insanlar zaman ile bunlarda bir şeyler bunların koruduğuna dair bir şey gelişmiş insanlarda. Bir inanç gelişmiş. Hatırlayınız ki şeytan da bu tür şeyler üzerinden yatırım yapıyor. Hazreti Nuh'un kavminde ölen salih insanların önce yerlerini işaretletmiş. Sonraki kuşağa oralara tazimi öğretmiş. Sonraki kuşakta oralara put koydurmuş. Yani böyle aşama aşama putlaştırmaya ve Allah'tan başkalarından beklentilere insanları sevk etmeye dair bir süreç takip ediyor. Dolayısıyla imtina etmek lazım. Ve iyi niyetle başlıyor değil mi hocam? İyi niyetle başlıyor. Asya Yok Yasuc adlı 3 tane mümin yani, inançlı. Tabii iyi niyetle başlıyor. Onları tazim etmiyor, iyi niyetle başlıyor. Şimdi Allah dostları da hocam, Allah dostları da aynı şeyi yapıyor yani. Benzer tazimler yapılıyor. Gidip gelmekten geri ben 60-70 metre geri gideni gördüm hocam. Yani mezarın karşısında geri gidiyor, elini de bağlıyor. Ne yaptığını sorduğumda saygı duyduğunu söyledi. Neyi duyduğunu? Saygı duyduğunu, Allah dostuna saygı duyduğunu. Hem Allah'ın dostu ilan etti, hem saygı duydu. Yani garip bir şey, benzer şeyler Allah korusun aramızda da var yani. Evet. Ya bu arada tam mezar girerken, geri vitesi takken de girmeyin diye uğraşıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk zamanda nehyetmiş biliyorsunuz. Yani bu buraya yol açıyor, kabirdekilere tazime yol açıyor diye. Sonra herhalde artık millet bundan kurtuldu. Oralar artık tazim etmez. Tevhid yerleşti düşüncesiyle. Kuntuna haytukum en ziyaretil kubur. Sizi kabir ziyaretine nehyetmiştim. Ama şimdi gidip orada ölmüş olanların ölümü tatmanız, yani bir maksat ölmüş olanları görmeniz, sizin de öleceğiniz, tabii bu maksat ile bu düşünceye, bu hedefe yönelik olarak müsaade ediyorum diyor. Önce neden yasaklamış? İnsanların tazim ettiğini, edebileceğini, buna dair yatkınlıklarını, cahiliyeden gelen bu olumsuz tesiri gördüğü için. Sonra da bu olumsuz tesir kalktı. İnsanlar artık aptal değil, ölmüş adamdan bir şey beklesin. Artık yegane tek bir ilahı tanıdılar diye insanlardaki bu gelişmeyi görünce müsaade etmiş. Ölümün o soğuk yüzüyle karşılaşsınlar, ölüm hayatlarına girsin diye. Eminim eğer hala aynı şey görüldüğü zaman yine aynı yasak devreye konmalı. Bazı fakihler böyle yaklaşıyorlar. Diyorlar ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir olayı bir illetten dolayı bir zaman yasaklamış. Sonra aynı olayı başka bir zaman, başka bir illet ile, önceki illet ortadan kalktıktan sonra müsaade etmiş ise, o zaman o konuyla ilgili hem yasak hem serbestlik geçerlidir. Yasak ne zaman geçerli? İlk illet devreye girerse o zaman yasak geçerli. Yani insanlar kabirlere tazim etmeye başladılar. Böyle bir yatkınlık devreye girdiyse böyle adam kabire gitmesin daha iyi. Çünkü artık oraya tapmaya doğru gidiyor. Ha yok, insanlar yegane tek bir ilah, tevhid yaygın, ondan sonra insanlarda böyle bir yatkınlık yok. O zaman kabirlere gidip insanların ölmüş hallerini, toprağa dönüşmüş olmalarını görüp bunlardan ibret tahsil etmek şeklindeki o güzel şeye erişmek maksadıyla serbestlik olabilir. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında her ikisi de var. Hocam hani ayette diyor, zürtümül mekabir, kabirlere kadar gitmeler. Hatta zürtümül mekabir. Tabi oradaki mekabir, yani. Evet. Çok. Ama kabirler de yani ölüler de yani ölüleri tazim ederek o bile basit kalır bizimkinin yanında. Bizde kabirdekinden medet umuyor hayata. Yani kabirdeki hayata tesir ediyor. O sayısından sadece adam. Bak ne kadar kalabalığız diye gidip sayıyorlarmış. Yani o oradaki müşriklerin düştüğü durum bile bizimki kadar vahim değil. Ben İran'da gördüm hocam. Beyşti Zehra'da gördüm hocam. Orada resimler yapıyorlar, çerçeve böyle, ev şeklinde koltuklar var, resmi var adamın, tamam. Ve orada piknik yapıyorlar Cuma günü.
Ve gelip gecene kalkıp falan ikram ediyorlar. Biz de aldık. Oturuyorlar Meram Taşı'nın üzerinde. İstik yapıyorlar şeyinde. Evet. Bak, o hale getirdim. Ve fotoğrafları çektim. Ben de fotoğrafları da var onların. Fotoğraflarını saklıyorsunuz mu? Ve neha anil veşmi. Hani Yusuf Estes diyor ya, Hindistan'da diyor, trene bindim diyor. Bir kompartımana girdim diyor. Her taraf, oralardaki trenler de biliyorsunuz. Kalabalık, kim ne bulursa üstüne oturuyor. Biraz ayakta durunca diyor, yoruldum, bir sanduka var diyor. Onun üzerine yavaş yavaş oturdum diyor. Tam oturdum diyor, oradan Hintli dedi ki, tanrım var ben onun içinde. Affedersin de Tanrı'nın üstüne oturdum. Yani şimdi resimlerini falan saklayınca sonrakiler yanlış anlar. Resmi resmi çünkü. Onun içinde resim var. وَنَهَا عَنِ الْوَشْمِ Ve şeyi de yasakladı. Dövmeyi de yasakladı. Mesela Hazreti Peygamber'in suret, şekil, resme karşı duyduğu o soğuk yaklaşımını da aynı değerlendiriyorlar. Cahiliyeden gelen resim, heykel, surete karşı bir tazim geleneği var. Onun hala taze olmasından dolayı Hazreti Peygamber'in böyle bir tepkisi, rahatsızlığı var diyorlar. Yani bu durum bu ortadan kalktığında, insanlar resmi sıradan görmeye başladıklarında, yegane tek bir mabut tevhid iyice kökleştiğinde bu sakınca ortadan kalkmış demektir şeklinde yaklaşan fakihler de var. Resim konusunu örneğin ele alırken. وَنَهَا عَنِ الْوَشْمِ Ve dövmeyi yasakladı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis nerede var? Buhari'de var. 5408 no'lu hadis. Benzer şekilde Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber diyor ki, kavmin daha henüz cahiliyeden yeni çıkmış olmasaydı, cahiliye şeyleri henüz taze olmasaydı, şu Kabe'yi güzel bir yıkardım. Ondan sonra tekrardan onu İbrahim temelleri üzerinde inşa ederdim. Çünkü Kabe şu anda İbrahim temelleri üzerinde değil. Hicr bölgesi, yani o kavisli bölge dışarıda kalmış. Araplar yıktıklarında tekrar imar etmek için bakmışlar ki malzeme eksik. O zaman o kavisli bölgeyi dışarıda bırakmışlar, küp şeklinde imar etmişler. Bunda da büyük hikmetler var. Yani Kabe dediğin şey öyle yani yapısıyla şeyle kutsal olan bir şey değil. Bir işaretten ibaret. Öyle de olsa oluyor. Bak diyelim ki bir tarafı eksik, öyle de oluyor. Bunlarda da hikmetler var. Sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki yani ben şey olsaydı böyle yapardım, yıkardım. Ondan sonra İbrahim temelleri üzerinde o dikdörtgen ve bir tarafı yuvarlak şekliyle tekrardan binasını yükseltirdim. Ve iki kapı açardım. Önce kapıyı zemine indirirdim. Biliyorsunuz Araplar kapıyı yükseğe koymuşlar. Kapıyı zemine indirirdim. Tam karşısına bir kapı daha açardım. Hem tavaf ederlerdi insanlar, bir de böyle bir içinden girip çıkarlardı. Ya böyle düşünüyor Hazreti Peygamber. Kafasında proje var ama diyor ki ya millete putu zor bıraktırdık. Kabe'yi yıkarsak bunlar yani cahiliyeden geliyorlar. Ha, o şeyi, o damarın etkisinden korkuyor. Yani çünkü hala gün be gün insanlar tevhidi yaşamaya, tevhidden bir şeyler öğrenmeye ve eskiden uzaklaşmaya. Sahabeden de yıkılmış hocam. Sonradan. Kimdi yıkan? Yok. Şeyini orada ilan etti ya. Hazreti Ayşe'nin yeğenlerinden. Zübeyr bin el-Avvam. Abdullah bin Zübeyr bin Avvam'ın oğlu. Abdullah bin Zübeyr. O orada hilafetini ilan edince Kabe'yi de yıkıp Hazreti Peygamber'in istediği gibi yapmış. Sonra Emeviler tabii aynı şey, hep projeyi uygulamış. Sonra Emeviler gelince tekrardan Kabe'yi eski haline getirmişler. Çünkü onun siyasi bir anlamı var. O öyle kalırsa Abdullah bin Zübeyr'in yaptığı şekilde kalacak. Onun hilafeti sonsuza değin. Sonsuzluk yok da yani işte ağız alışkanlığı. Öyle bilinecek. O yüzden onu yıkmış tekrardan eski haline getirmişler. Kureyş'in yaptığı haliyle. Dört halifeden sonra bu şey gelmedi mi? Bu Sufyan'ın soyu gelmedi mi? Muaviye'nin soyu gelmedi mi? İşte o arada da karışıklık, karışık dönemleri var. Ve neha anil veşmi ve dövmeyi yasakladı. Geldik sonraki hadise. Zikru zecri an en yeca'le bud'a ba'din nisa'i sadakan li ba'dihinne. Kadınların bazısını diğerlerine
sadak saymaya. Sadak ne? وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ ayette de geçtiği şekliyle kadına evlilik mukabilinde verilen para, mihir diyoruz biz. Mihir Kur'an'ı pek Kur'an'da geçmez. Sadak, sadaka değil, sadak. Çoğulu sadukat. Kadınların bazısını diğerine sadak saymak, diğerine mihir saymak gibi bir anlayış var. Bunun Türkçemizde bir adı var. Ne diyorlar? Mesela bir taraf diğerine kızını veriyor. Ona diyor ki siz bize bir şey vermeyin, siz de bize falanca kızınızı filanca oğlumuza verin. He? Berdelin yasaklanması. Zikru zecri yani en yecala. Bağda, bağda nisa'ya sadakan li bağdihinne. Bazısını bazısına berdel sayma anlayışının yasaklanması. 1973. Neden? Çünkü o verilen meblağ kadının kendisinin, ailesinin değil ki o onun yerine sayılsın. İki kadına da aynı anda zulmedilmiş oluyor. 1973. Akhbarana Umar ibn Sa'id ibn Sinan. Bize Ömer bin Sa'id bin Sinan haber verdi. Kale dedi ki, Akhbarana Ahmed ibn Abi Bakr. Bize Ahmed bin Abi Bakr haber verdi. An Malik'in, o da Malik'ten. An Nafi'in, o da Nafi'den. An İbn Umar'a, o da İbn Ömer'den. Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha anişşigari. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın kız karşılığında kız alıp vermeyi yasakladı. Okuduğumuz hadis Buhari'de var. 4820. Bir sonraki hadis. Zikru vasfi şigari lezi nuhiye an istemeli. Yasaklanan bu şigarın özelliğini gösteren hadis. Yani bu nasıl, ne türden bir iştir bu şigar? Nasıl alınıp verilir kadın birbirinin mihrine mukabil? Bu dövme tene yapılan şey değil mi? İşte şekil yapıyorlar yani. O zamanki de öyle miymiş? Yani bu kadar profesyonel mi bilmiyorum ama bunun en temeli yakarak. Onu alıyorlar sıcacık demirle şekil yapıyorlar. Dağılıyorlar. Güzel bir şekil yaptım oraya, kalıcı oluyor bu şekil orada. Kişinin acısını çekiyor onun. Ama ondan sonra o şekilde işte övünüyor mu? Şimdi Amerika'da en çok para kazanan o dövmeleri yakan şirketler. Çünkü insanlar şimdi üniversite okurken yapıyor, iş hayatında kaldıracak. Evet. 7 milyon küsur tane şey varmış. Şu anda adam milyoner olmuş yani. Kaldırılabiliyor mu? Lazerle yakarak daha pahalı yani var diyor. Kaldırılıyor mu? Evet, kaldırılıyor. Şu anda müthiş bir şey varmış yani. Evet, o işe girmek lazım yani. Çünkü dövmeyi kaldırmak, sevap işledi. Dövmeyi kaldırmak günah olmasa gerek. Evet. Hem sevap işledi. Hem sevap işledi. Para kazandır ya. Ama onunla çok ede. Dövmeyi yapmıyor. Ama yine de o sektörün içine düşeriz. Tam göbeğine. Dövme izleme arasında anında. Dövmeyi kaldırıyor muydu, yatıyor muydu, o da unutulur. Dövmeci kalmış. Ha, dövmeci kalmış. Bir de çok ünlenir ve böyle dövmeci bilmem ne. Resimli, sünnetli bir şeyi tak olarak takmak da aynı sıfa giremiyor diye ben sordum. Yani yok, bu buradaki vücut üzerindeki şekiller. Hocam, ama herhangi bir şey, kuşta veya herhangi bir şeyin manisi var mı? Ben bilmiyorum ki. Yani ona mani olduğu için mi veya... Yani burada, burada Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bedeni böyle herhalde hoyrat kullanma var gibi geliyor bana. Onu böyle orijinalitesini bozuyorsunuz yani. Eziyet var. İnsani bir şey değil yani. İnsan o anda kutsallığı, yani bedenin hürmeti, kutsallığı derken bedenin hürmeti ayaklar altına alınmış gibi geliyor bana onu gördüğüm zaman. Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği o aynı şeyler yine bu mesela burnuna takıyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar. Dillerini herkese gördüm böyle. Evet. Yani kendi sana ait olan bir şey değil ki bunu böyle hoyrat kullanıyorsun. Ayette hani şeytanın bir yemini var ya. Vela amurannahum feleyughayyirunna halqallah. Onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirecekler diye. Ben o süreçte bir şey gibi görüyorum bunu. Yani Allah'ın yarattığına müdahale. Onun hürmeti, bir onun orijinalitesi var. Ona müdahale. Onun kendi gelişmiş haliyle orijinal bir şey var. Ona müdahale.
ve hayvanlarla başlıyor Kur'an-ı Kerim. Ya mesela dövme yaptırıyor. Geçen günde biri ne yapmış? Birinin kulak dokusunu burasına yerleştirmiş. Deri altına böyle. Burada kulak duruyor. Tabii doku altında olduğu için yaşıyor kulak canlı. Bütün şekliyle kulak orada duruyor. Şimdi görünce mahvoluyorsunuz o anda. Sanki senin kulağını oraya koymuş gibi adam. Ne o ne umuyor ondan? İşte insan içinde gezerken herkesin dikkatini çekiyor. Yani farklı birim, bir şeyim neyse ne olduğu belli değil. Yani kul değilim demek istiyor. İstikbar var orada. Ben her şeyi yapar, kendimi de bak şekillendiriyorum diye. Yapıyorlarmış, yapmıyor diyorum. Silikon falan şey yapıyorlar. Böyle internette var. Boynuzu bir şey yapmış adam. Dilini yani bu işte yaratıcıya karşı büyük bir saygısızlık gözüküyor. Hocam, hangi temellerine geçmişler? Bir inanç sisteminden mi? Batıl bir inanç sisteminden mi geliyor? Kendisi zaten o bir inanç sistemi. Bir istikbar. Hürmetsizlik, bir saygısızlık. Yani insan bir yerine şöyle dokunacağı zaman aklına geliyor ya acaba biri bana kızar mı? Çünkü onun sahibi sen değilsin ki. Ya yani ne kadar iç içeysek bedenle o kadar da dış yabancıyız çünkü biz var etmedik. Bir başkasının var ettiği bir şey. Yani o birinin, o yegane kudretin kızmasını aldırmadan dilini kesiyor, kulağına bir şey yapıyor, başka bir yerine bir şeyler yapıyor. Tebettül de bence bunun gibi bir şey. Yani yaradan böyle bir varlık var etmiş ve bu cinselliğe müsait bir yaratılışta bunu ortadan kaldırmak ile de bence aynı saygısızlığa ben bunu yapmak istemiyorum falan. Bu kunduracılar içinde çok yani ben onların içinde çok gençler genç işte o cahillik şey dönemlerinde genelde o tipler yapıyorlar. Biraz asker bitiyor şey abi bir şeye yani biraz kafa oturuyor bu sefer gizleme ihtiyacı duyuyor. Hep kollu giyiyorlar bunun önüne sildirme ihtiyacı duyuyor. İşte sildiriciler varmış çok para kazanıyorlarmış. ذِكْرُ وَصْفِ شِغَارِ الَّذ۪ي نُهِيَا عَنْ اِسْتِعْمَالِهِ Bu demin bahsettiğimiz kadına veya kıza karşılık kız alıp vermenin hangi türden o yani özelliğini veren hadis diyor İbn-i İbban. 1974 اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْمُسَنَّى Bize Ahmet bin Ali bin el-Musenna haber verdi. قَالَ dedi ki حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ Bize İbrahim bin Said el-Cevheri anlattı. قَالَ dedi ki حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ Bize Yakup bin İbrahim anlattı. قَالَ dedi ki حَدَّثَنَا أَب۪ي Bana babam anlattı. عَنْ اِبْنِ İshâk'a O da İbn-i İshâk'tan. قَالَ dedi ki حَدَّثَنِي عَبْدُرْرَحْمَنِ بِنُّ هُرْمُزَ الْاَعْرَجُ Abdurrahman bin Hürmüz, Âreç ölen Abdurrahman bin Hürmüz bana anlattı. Neyi anlatmış? اَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ Abdullah bin Abbas'ın oğlu Abbas. Yani bunların atası Abbas. Hazreti Peygamber'in amcası. Onun oğlu var Abdullah. Onun da bir oğlu olmuş. O da oğluna Abbas adını koymuş. Dedesinin adı babası toruna verilmiş. Bu Abbas yani Abdullah bin Abbas'ın oğlu tabiinden olsa gerek. Çünkü babası bile sahabeye zor yetişmişti. Enkehe Abdurrahman Hazreti Peygamber'e zor yetişmişti. Enkehe Abdurrahman ibnel hakemi ibnetehu. Kızını Abdurrahman bin el hakeme vermiş. Abbas kızını Abdurrahman bin el hakeme nikahlamış. Ve enkehehu Abdurrahman ibnetehu. Abdurrahman da kızını Abbas'a nikahlamış. Yani oğullarına değil. Abbas kendi kızını Abdurrahman'a nikahlıyor. Abdurrahman da kendi kızını Abbas'a nikahlıyor. Yani kızlar birbirlerine artıyor. Hem birbirlerinin aynı anda kayınpederleri oluyorlar. Hem de birbirlerinin aynı anda damatları oluyorlar. Evet. Yani bizde asla yan yana gelmeyecek iki kavram. Aynı kişiyle birleşiyor. Hem kayınpederimdir hem de damadımdır. Yaş farkı mı? Çok mutlak orada büyük yaş farkı olan bir şey. He? Evladın yaş farkı. Yani öyle bir problem yok biliyorsunuz İslam'da. Gönül oldu mu diyorlar. Tamam. وَقَدْ كَانَ جَعَلَاهُ صَدَقًا Ve bunu hem böyle yapmışlar hem de bunu sadak yöntemiyle yapmışlar. Yani iş biraz sorun başka yerde. Sorun başka yerde. Yani kızlara da hiç mihir falan tattırmamışlar. Al gülüm ver gülüm dediğiniz gibi hiç birbirlerine masrafsız iş yapmışlar. Feketebe
Muaviye ibn-i Ebi Sufyan'a o ve halifetun. Tabi kontrollü bir toplum bu. Bunu götürüp o zamanki halife Muaviye'ymiş. Muaviye'ye birileri bunları ispiyonlamış. Muaviye de almış kalemi eline bir mektup yazmış. Nereye yazmış? Kime yazar? Medine'deki emirine, valisine yazıyor. Mervan'a yazmış. Mervan'a mektup yazmış. Demiş ki يَأْمُرُهُ بِالتَّفَرُّقِ بَيْنَهُمَا. Bunları ayır demiş. وَقَالَ فِي كِتَابِهِ mektubunda demiş ki هَذَا الشِّغَارُ bu şigardır. وَقَدْ نَهَا رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem عَنْهُ Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem böyle mihir olmaksızın karşılıklı kız evlendirmeyi yasaklamıştı diye emir vermiş. Okuduğumuz hadis ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış bu haliyle. Elbani hadisle ilgili sahih notunu düşüyor. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.